Hazır mısın? 2, 3. Aa bakın martıların yolu kötü gidin. Bakın arkadaşlar martının yolu. Bayanlar baylar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlerin huzurunda daha önce YouTube Türkiye'de görmediğiniz çok tehlikeli, çılgın ve aksiyon dolu bir videoya imza atmak için karşınızdayım. 2 tane yapılı araba var. Yapılıların beygirlerini çok fazla bilmiyorum. Soramadım. Aşırı yağmur yağıyor. Yarım saatten beri bu düzeni kurmak için uğraşıyoruz. Çok güçlü arabalar. Birisi sağa, diğeri sola gitmeye çalışacak. Ben de ortasında durup onları tutmaya çalışacağım. Bunu yaparken eğer çok fazla zorlanırsam buradaki kaslarım yırtılabilir. Kol kaslarım gidebilir. Veya biraz daha abartalım, ortadan ikiye ayrılabilirim. Bu videoda cesaret, güç ve dayanıklılık. Bakalım bende hepsi ne kadar var. Görmüş olacağız. Burada izliyorsa Mesut kardeşim, ipler elimi kesecekti yoksa. Boks eldivenini tekrardan kullanıyorum. Köyden atlı sporlarında arkadaşlar hava durumları gerçekten çok yağışlı. O yüzden videoya hızlı girdim ama birazdan göreceksiniz nasıl deli bir video yaptığımızı. Umarım çekebilirim. Gidiyorum. Sen delisin ya. Bir şey oldu mu? Sen delisin ya. Bir şey oldu mu? Sağ kol gitti gibi abi ya. Sıktım ama biraz. 2 tane arabayı çekiyorsun ya. Ama cidden delilik. Gerçekten delilik yani. Araba patlıyor. Ben bu kadar beklemiyordum. İşte bu arkadaşlar. Yani başardık gerçekten. Teşekkür ederim. Oldu mu sence? Harika oldu, harika. Gaz verdiniz bayağı değil mi? Çünkü zorlandım sen yani. Şimdi benimki... Yok patinajlar izleyeceğiz ben şimdi. Ben bayağı bir yani gaz verdim bayağı bir arabaya. Az bir şey gitti, sen sonra abanınca arabaya patiye oturdu direktmen. Yani zaten videoda fark ediliyordur, lastikler yanacak yani. Balataya yapmadım, bir şey olmadı. Bayağı bir kuman attı araba. Sen ne düşünüyorsun? Zaten belli yerler menden hep çamur oldu. Leş gibi de kokuyordu. Evet ya. Attı gibi koktu. Sana kollar yıkanmamıştı. Evet, bu videoda yok. Birinci videomuzda aksiyonumuzu yaşadık. İkinci videomuz olan maceramızı yaşayacağız. Bakar mısınız? Antalyalıların hep merak ettiği, hep gitmek istediği o meşhur Sıçan Adası. Şu an karşıda, denizden yaklaşık yarım mil uzakta arkadaşlar. Ve bugün ben arkamda görmüş olduğunuz adaya yüzerek gideceğim. Bugün şanssız bir gün. Neden? Çünkü deniz dalgalı ve rüzgar doğudan esiyor. Yani ben ileriye doğru yüzmek isteyeceğim ama deniz geriye doğru beni akıntıyla birlikte sürükleyecek. Bu işimi gerçekten zorlaştıracak. Hava zaten rüzgarlı. Görmüş olduğunuz gibi etrafta kimse yok. Buraya girerken bile bir macera yaşadım. İsterseniz onu bir hemen izleyin. Kaçak giriş yapacağız. Evet, buralar tel örgüyle kapalı. Bugün şansıma deniz aşırı rüzgarlı. Şuranın altından girsek, buralarda bir yer arayacağız. Ya şuradan atlayabilir miyim? İnşallah ağaç kırılmaz. Şu an kırmış olduğum dallar hep kurumuş arkadaşlar, sıkıntı yok. Evet, girmiş bulunuyoruz tellerden ama ömrümden ömür gitti. Bakın dalga da hep doğu tarafından geliyor. Hiç iyi değil. Yüzmem zorlaşacak. Ada şurada. Görmüş olduğunuz gibi buraya da kaçak girdim. Normalde rahat davranmamam lazım. Karşı tarafta Antalya'nın limanı ve orada çok güvenlik var. Dikkatli olmam gerekiyor da buradan bir tane insan yüzerek gidecek oraya. Bakalım başıma neler gelecek bu videoda ve eğer mümkün olursa o adanın zirvesine çıkmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey sizin için. Kanalımız daha çok büyüdükçe daha güzel maceralara hep birlikte adım atacağız. Ve arkadaşlar burası dediğim gibi yat limanı. Şimdi gemiler, tekneler girmek için burayı kullanıyor. Ben de bu istikamette gideceğim. Eğer bir tekne beni görmezse gelirken de inanılmaz uzak bak. Gerçekten çok uzak ya. Galiba sahil güvenlik geliyor. Ben yolundan biraz çekileceğim. Sahil güvenlik beni görmüş olabilir mi? Bakalım bana bir şey diyecekler mi? Of, bayağı da geldim. Baksana kartlar bile şok. Diyor ki bu çocuk ne yapıyor burada diyor. Havada soğudu. Ya bir anda tekne gelebilir. Dalgalar çıkmaya başladı. Ne yapacağım bilemiyorum. İnanılmaz bir gemiler buraya bağlanıyormuş zamanında çok eskiden. Burası Mart Adası değil, Mart Adası arkadaşlar. Bakar mısınız Mart'lara? Benim acilen ısınmam lazım. Vücut ısım çok düşüyor. Rüzgarla şuradan hemen rüzgardan korunmam gerekiyor arkadaşlar. Of. Ve bu adada 1000'den fazla martı var ve martılar yumurtalarını buraya bırakıyordur. Şimdi beni bir tehdit olarak algıladılar. Umarım saldırmazlar. Martıların yumurtası varsa yılan da vardır bu adada. Ve ben kıyıya bir daha yüzmek istemiyorum, yüzemem. Çok uzaktı ve bitmedi. Bir saatte falan geldim. Fırtına da vardı. Gerçekten yaptığım tehlikeliydi. Daha önce kıyıdan Sıçan Adası'na yüzen hiç kimseyi görmedim. Benim acilen güneşli tarafa gitmem gerekiyor. Oh. Çok rüzgarlı. Bu tarafa da girmek istemiyorum. Aa bakın martıların yumurtası dedim. Görmüş olduğunuz gibi martı yumurtası. Bakın arkadaşlar martının yumurtasına bakın. Güneş. Güneş, 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 güneş. Beni ısıtın. Oha. Ah. Şu an tipim nasıl bilmiyorum ama arkadaşlar anlatmam gereken bir şey var. Bu hayatta kalma olayları gerçekten çok sıkıntı. Deniz inanılmaz soğuktu. Şu an Nisan ayındayız. Titriyorum zaten, yani bildiğiniz gibi değil şu an. Rüzgar da var. Ben de doğudan esen rüzgarı önlemek için kayanın arkasına sığındım. Güneş açtıkça beni ısıtacak ama şu evreyi atlatmam lazım. Martılar üstümde uçuşuyor. Onlar da tedirgin. Az önce tekne geçti. Yani 10 dakika önce gelsem üstümden geçebilirdi. Şu an şimdilik güneşin biraz daha yükselmesini ve havayı ısıtmasını bekliyorum. Vücut ısım çok düştü, çok. Kıpırdamayacağım buradan. Evet, şimdi adanın en üstüne gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Biraz ısındım. Umarım zehirli bir yılanla karşılaşmayız. Martılar buraya güzel yerler yapmış. Karşımda askeriyenin gemisi var sanırım. Aa, bura gerçekten martıların yeri. Bakar mısınız? Bakar mısınız yavrulara? Çok da fazla korkutmak istemiyorum. Ve sanırım az önce ıstırgan otuna dokundum. Bu ıstırgan otuydu. Burası gerçekten yabani bir ada. Şu an adada tek başımayım. Ve eğer başıma bir şey gelirse kimsenin haberi yok. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bu adada yılanların olduğunu da biliyorum. O yüzden gözümü dört açmam gerekiyor arkadaşlar. Şu çalılara basarken çok dikkatli olmam lazım. Ani ufacık bir hata benim hayatıma mal olabilir. Yerde görmüş olduğunuz hep ıstırgan otları. Yani ayağım bakın kızardı. Ormanın içine de girmek istemiyorum çünkü güneş gidiyor, rüzgar başlıyor, vücut ısım zaten normalin altında. Arkadaşlar baksanıza, bunları rahatsız etmemek de gerekiyor aslında. Bakın. Neredeyse her yerde yumurta ve yavrular var. Çok dikkat ediyorum bastığım yere. Yumurtalardan daha yeni çıkmışlar. Ormandan görmüş olduğunuz gibi çıktım. Havada martı kalmadı. Yavrularının yanına gelmeye başladılar. Çünkü ben orman içine girdiğimde yavrularını martılar terk ediyordu. Ve hava soğuk. Gerçekten çok soğuk. Rüzgar da var. Zirveye çıksam çıkılır. Fakat soğuk havalarda yavruları düşünmek lazım. O yüzden yukarıya çıkmayacağım arkadaşlar. Zirveye gitmeyeceğim. Şu an bir tekne vesaire bir şey bekliyorum. Onunla birlikte kıyıya kendimi attıracağım. Şuradan bir tekne geliyor. O tekneyle kendimi şala bıraktırırım. Abi! Beni buradan alın ya. Gitme, dur. Heh. Vay. Beni kıyıya atabilir misiniz ya? Abi sorma, ben merakımdan bu adaya yüzerek geldim de. Tamam abi. Atlayayım mı? Tamam, tamamdır. Abi çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olasın ya. Evet. İyi etmemişler. Bu videoda yok sabahleyin aksiyonumuzu yaşadık. Daha sonra maceramızı yaşadık. Son olarak da arkadaşlar sakinliğimizi konuşacağız. Şu görmüş olduğunuz Pegasus. Bugün ödül zamanı. Onu çok güzel bir şekilde yıkayacağım. Yine Küheylan Atlı Sporlara geldik. Mükemmel bir yerdeyiz. Mükemmel bir atmosfer. Güneşimiz de hazır batmaya yakın. Şimdi ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Şöyle ayakkabılarımızı çıkardık. Atımızın yanına geldik. Bugün bayağı bir koştuk. Terledik Pegasus'umla. Suyumuzu açalım. Suyumuzu açıyoruz. Oo, su da çok güzel arkadaşlar. Ne soğuk ne sıcak. Ilık. Pegasus, hazır mısın? Geliyor. Önce ayaklarından başlayalım canım. Önce ayaklarından başlayalım. Oo. Yıkan. Bu video sakinlik videosu arkadaşlar. Bu videoda da gerçekten aksiyonumuz tavan yaptı. Şimdi de sakinleşeceğiz. Ben susayım. Dur, popişi de yıkayalım, dur. Tamam, dur. At arkasına geçmemek gerekiyor. Dur oğlum. Güzelim, dur. Oo. Pegasus şu an diyor ki Allah'ım diyor, dünya varmış diyor, dünya. Kay. Dur, dön. Dön bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa, tamam. Dur. Hayır. Dur. Bunu niye diyeyim? Yani at yıkarken insan sakinleşir mi arkadaşlar? Ben sakinleşiyorum şu an. Hani bak şu tarafı cillok gibi oldu. Bak 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 bak. Popişini de yıkayalım oğlum. Sonra kızlar ne der? Bakımsız erkek bu der. Kafanı yıkayalım oğlum, gel. Nefes al. Tekrar. Aç dişlerini. Aç diş bakımı. Diş bakımı. Oğlum hep bacak araların hep kokmuş ya. Pis misin ha? Kokuyor mu? Aslan bu, aslan aslan. Güzellik. Tamam oğlum. Şöyle boynunu da yıkayalım. Aslan kardeşim benim de. İki tane aksiyon dolu macera yaşadık arkadaşlar ama en güzeli güzelliği yıkamak oldu. Tamam Pegasus. Hadi gel ikimiz ıslanalım, gel. Hadi bir sana bir bana. Ne oldu? Ne oldu aslanım? İşte tamam dur. Buradan Musa hocama selam olsun. Hocam geçmiş olsun. Atlar cillop gibi. Cumartesi pazar gününe atlarımız hazır. Evet. Dur, tamam vurma. Dur, ne yapıyorsun? Niye tamam? Yıkama işi bitti. Şimdi kurulama zamanı. Pegasus'umuzu görmüş olduğunuz ufak çekçekle atın üstündeki suları bu şekilde alacağım ki ıslak ıslak kalmasın. Pegasus yakışıklı oldun kardeşim. Tüm var ya bu at çiftliğinde kızlar yok ama binecek olan kızlar sana hasta hasta. Oğlum benim. Güzelim. Ne haber? Nasılsın? İyi misin oğlum? Aslan, sıpas, eşek. Dana bu dana. Aralık, sağlık suların olsun atçığım. Güle güle pislen. Getir. Islak ıslak, kafan ıslak çocuk adam.